Ben Suna Gedik, Malatyalıyım, Arguvanlıyım, Dilek'te ikamet etmekteyim. Çiftçi bir ailenin çiftçi bir kadın olarak yaşamımı sürdürüyorum. Malatya merkeze bağlı Mahmutlu köyündeyiz. Şeker hastalığında ne gibi bitkiler kullanılır, neler yapılabilir bunun tedavisinde ya da işte şekerinin yükselmemesi için ne gibi tedbirler alınır diye böyle internet üzerinde araştırma yaparken stevia ile karşılaştım. Stevia Güney Amerika kökenli menşeli bir bitki. Stevia şöyle diyeyim, mesela Malatya'da ya da ülkemizde şeker pancarı çok yoğunlukta ekilen bir bitki. Fakat stevia şeker pancarından 400 misli, 300 misli, 400 misli şeker oranı daha yüksek olan bir bitki. Herhangi bir kalori içermediği için, sıfır kalori olduğu için sağlığa da zararlı değil. Türkiye'nin bazı yerlerinde ekilmiş, 3 dönüm, 5 dönüm, 8 dönüm gibi ekilen yerler var. İşte Hatay'da ekilmiş, Burhaniye'de ekilmiş, Balıkesir'de gibi gibi yerlerde ekilmiş ama yaptığımız araştırmalara göre toprak analizi, iklim koşulları, geçmişe yönelik 20 yıllık iklim analizini çıkardık ve stevia'nın bu coğrafyaya uygun bir bitki olduğunu öğrendik. Geçen yıl ektik bitkimizi. Malatya'da ilk eken benim. Araştırmalar sonucu işte böyle bir kanıya vardık. Biz de burada yetiştirebiliriz dedik. Yani kadın arkadaşlarla zaten biz bu bitkiyi yapıyoruz ve kadın arkadaşlarımıza bir çalışma alanı olur, bir ticaret alanı olur, bir gelir kaynağı olarak düşündük aslında. Fidanını biz Burdur'da olduğunu duyduk, oradan getirttik. Fide olarak aldık, şey gibi düşünün, mesela biber, patlıcan fidesi gibi düşünün. Onları viyollerden getirttik. Biz fidenin tanesini nakliyeyle birlikte 3 TL'ye mal ettik. Şu an 12 dönüm yer ekmiş bulunuyorum ben. Bu toplamda 60 bin fide ediyor. Tarla sürümünü sonbaharda başlıyorsun tarlayı hazırlamaya. Fidan ekmeden önce sonbaharda başlıyorsun hayvan gübresiyle. Hayvan gübresi tarlaya döktük bolca. Daha sonra bir sürümünü yaptık. Çütünü sürdük, öyle bıraktık. Dinlendirmeye bıraktık. İlkbaharda yeniden sürüldü bu tarla. Toprakla işte o hayvan gübresi tekrardan birbirine karışmış oldu. Ondan sonra ekimini yapmadan önce malç makinesi aldık. Öyle bir makinamız yoktu. Malç makinesi aldık. Malçlarla beraber işte damlama hortumu, damlama sulama yapıyoruz biz. Sulamasını damlama yapıyoruz. Şeyin sürümünü yaptıktan sonra bizim bu coğrafyada da domuzlar var. Domuzlar bitkiye zarar vermesin diye öncelikle etrafını demir çit yaptık, tel yaptık. Daha sonra işte sürümü, malçı, damlama hortumlarıyla beraber 12 dönümün toplam gideri 300 bin lira civarındaydı. Tabii bizi çok yordu bu. Biz zaten orada herhalde kazanacağımızı düşünüyoruz. Diktiğimiz bitkiler 7 yıllık bir bitki. Birinci yılla son yıl, 7. yıl verim biraz düşük oluyor. İlk yıl çünkü toprağın, fidenin toprağa uyum sağlaması, kendini tutması gibi gibi zorluklar yaşıyoruz. Daha sonrasında 7 yıl boyunca artık biz malç masrafı, işte tel giderleri, damlama sistemi için herhangi bir masraf yapmayacağız. Fidenin boyu 80 santimle 70 santimle 80 santimetre arasında uzuyor. Olgunlaşma süreci 70-80 santime geldikten sonra derimini yapıyoruz. Daha sonra yapraklarından ayırıyoruz, o sapından yapraklarını ayırıyoruz. Kasalarda ya da işte gölge bir yerde, brandalarda ya da kasalarda bunları kurutuyoruz. Kesinlikle güneş almaması gereken, kuruturken güneş almaması gerekiyor. Devlet tarafında herhangi bir katkı olmadı. Çok da uğraştım aslında. İşte Ziraat İl Müdürlüğü'ne gittim. Kendilerini bilgilendirdim. Böyle böyle bir Malatya'da ilk defa bir bitki ekiyorum.
Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz dedim. Ama herhangi bir dönüş olmadı. Beni şey yaptılar. Şöyle diyeyim ya, kısaca başından attılar. Siz gidin, ben bir ekip göndereceğim, yerinden inceleteceğim. Daha sonra konuşalım dediler. Fakat herhangi bir geri dönüşü olmadı. Çok heyecanlı bir şeydi. Evet, hem korktum hem çok heyecanlandım. Diğer kadın arkadaşlara da örnek olurum diye düşündüm. İnşallah da öyle olur. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda kendimle de gurur duyuyorum. Böyle bir şeyle girişmek. Kadın arkadaşlarla birlikte zaten biz bu bütün ürünlerimizin çalışmalarını, yetiştirmesini, sulamasını, işte yabancı otlardan ayırmayı falan, her şeyini, çapasını falan hepsini kadın arkadaşlarla yapıyoruz. Kadın arkadaşlara bir istisnam da olmasını istiyorum. Ama bu da beni gururlandırıyor, hoşuma gidiyor açıkçası. Ben şöyle düşünüyorum. Kadınların hiçbir şeyin altında ezileceğini düşünmüyorum. Bütün kadınlarımız çok güçlüdür. Emin olun ki herkes benden daha güçlü aslında. Ben yani burada belki bir Malatya'da bir şey yapmaya, başarmaya çalışıyorum ama emin olun kadınlarımızın hepsi çok güçlü, çok direngenler. Hayır, kadın çiftçilik erkek işi değil. Çiftçilik kadın işi, tam da kadın işi. Çünkü kadınlar bilinçlidir. Kadınlar mücadelecidir. Kadınlar direngendir. Kadınların daha mantıklı ve daha şey olduğunu düşünüyorum, güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani bir kadını traktörün üzerinde gördüğünüz zaman belki işte çevrede böyle garipsenebilir ama kadın traktörde sürer, kadın sulamasını da yapar, kadın işçisiyle de ilgilenir. Ya zaten evini idare eden bir kadındır aslında. Hani erkek idare etmiş olarak gözükür ama bunun arkasında hep bir kadın vardır. Aslında biz bu kadınların arkada olmasını istemiyoruz. Kadınların tamamen önde olmasını istiyoruz. Kadınlar bilinçlerini arkada eşlerini dürterek çıkartmaya çalışıyorlar. Ama ben istiyorum ki bütün kadınlar önde olsunlar. Her şeye öncelik yapsınlar. Toplum kadına arkada durmayı dayatıyor. Hani öne çıkmasına izin vermiyor. Aslında öne çıktığı zaman erkek gölgede kalacak. O yüzden de erkeklerde biraz yani ne kadar da böyle işte toplum yargılarımızı kırmaya çalışsak, ne kadar da erkekler biz özgürlükten, kadın eşitliklerinden yanayız desek de bu aileye gelince böyle olmuyor inanın ki. Kadınlar her zaman arkada kalması, gölgede kalması, erkekler hani hep şey derler ya, her zaman güçlü bir erkeğin arkasında bir kadın vardır. Aslında biz bunu kırmamız lazım. Güçlü bir erkeğin arkasında kadın olmasın. O kadın yanında dursun ya da önüne geçsin.